Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, videomuzun altına nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyenler, İran haddi aştı. Zarif'in Türkiye hakkındaki skandal sözlerini böyle açıkladı. Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhe Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açıkladı. Tufeyli, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in kendisine Türkiye'nin önünde koridor olması için Ermeni ile birlikteyiz dediğini iddia etti. Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Tufeyli, Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Tufeyli, Azerbaycan'da düzenlenen zafer geçit töreninin ardından kasıtlı olarak Türkiye'yi hedef alan İran'ın bu politikasının ardından yatanları açıkladı. Operasyon sırasında başkent Tahran'da olduğunu belirten Tufeyli, İran medyasının Ermenistan'a nasıl destek verdiğini gördüm, devlet ve medya Ermenilerle birlikte. Şaşırdım çünkü Ermenilere düşman gözüyle bakmalarını bekliyordum. Biz İslam devletiyiz diyorsunuz, yani yeriniz mazlumun yanıdır. Zalimin, düşmanın yanında durmanızı anlamıyorum ifadelerini kullandı. Asırlardır Azerbaycanlıların İran'da yaşadığını belirten Hizbullah sekreteri, Azerbaycan İran'ın bir parçasıdır diyorsunuz. Dolayısıyla sizin durmanız gereken yer, sizin de bir parçanız olan mazlum Azerilerin yanıdır görüşünü dile getirdi. Bu gelişmeler üzerine Tufeyli, olayın detaylarını öğrenmek maksadıyla İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le görüştüğünü belirterek, Ermenistan-Türkiye sınırında biz Türkiye'nin Türk devletleriyle bağını engellemek istiyoruz, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi. Türkiye'nin önünde bir koridor olması için Ermenilerle beraberiz yanıtını aldığını aktardı. Dağlık Karabağ yıllarca Ermenistan işgali altındayken sınırda hiçbir tatbikat yapmayan İran'ın birdenbire Azerbaycan sınırında gövde gösterisine girişmesi bir anda gündeme bomba gibi oturdu. Sınırdaki hareketliliğe ilk dikkat çeken isim Azerbaycan lideri İlham Aliyev oldu. Aliyev 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde tatbikatın zamanlamasına dikkat çekti. Bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.